Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 4 Nisan Perşembe günündeyiz ve yine dolu dolu gündemimiz, dolu dolu bir akıllı paramız var. Hemen güne ilişkin öne çıkanlara gelin bir göz atalım. Bugün yine önemli veriler karşıladık. Öğle yayınında da Türkiye'de kuşaklar arası geçişkenlikte yoksulluk, zenginlik ve yaşam koşullarını konuşmuştuk. İlk maddemizde de bu var. TÜİK tarafından bu yıl ilk kez yayınlanan dezavantajların kuşaklar arası aktarımı 2023 araştırması ülkede orta sınıfın giderek azaldığını, yoksul ve zengin tanımına girenlerin arttığını ortaya koydu. Araştırma ev sahipliği ve eğitim durumunda görece bir iyileşmeyi yansıtırken tatile gitme ve her gün et tüketmeye ayrılan maddi imkanlarında daraldığını gösterdi. Zaten bu cümleler bütünü dinleyince insan uzun uzun bir tefekküre dalma ihtiyacı hissediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı fiyat geliştirmeleri değerlendirmesinde arındırılmış aylık çeyrek enflasyonun öngörülenin üstünde kaldığını belirtti. Değerlendirmede iç taleple ilgili yorumlar oldukça dikkat çekti ve iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır ifadeleri kullanıldı. Bir önceki maddeyle aslında içinde bulunduğumuz zaman diliminde bazı şeylerin ne kadar zor olduğunu yansıtan bir enflasyon değerlendirmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret aktivitesi düşüş izlendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Mart ayında öncü dış ticaret açığı %10,3'lük düşüşle 7,52 milyar dolarak kaydedildi. Verilere göre ihracat Mart'ta yıllık %4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar ve ithalat da %5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar oldu. Türkiye sınırlarının dışına çıkıyoruz ki aslında dışarıda gördüğümüz hareketliğe ilişkin önemli bir madde. Fed Başkanı Jerome Powell para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faiz indirmeden önce daha düşük enflasyona yönelik daha net işaretler görmeyi bekleyeceklerini söyleyen Powell, gelecek verileri değerlendirmek için vakitleri olduğunu belirtti. Ayrıca ekonomi beklendiği yönde ilerlerse bu sene faiz indiriminin de muhtemel olduğunu dile getirdi. Bakalım yetenekli Bay Powell bu kez 2024 yılı sonundaki başkanlık seçimlerine kadar yanılacak mı, yanılmayacak mı, izleyip öğreneceğiz. Gelin bakalım haritamıza nasıl bir hisse senedi piyasaları görünüm var Avrupa'da. Görüldüğü üzere düne benzer aslında özellikle ana endekslerde bir değişimin olmadığı, FTSE'de yukarı yönde değişimin olduğu bir gündeyiz. Göründüğü üzere İtalya borsasının gerilediğini görüyoruz ama Polonya yine bugün başkaları ve diğerleri kısmında tek başına bir diğer tarafta yer alıyor %1'in üzerindeki yükselişiyle. Genel olarak ılımlı bir borsa görünüm var. Biz dönelim içeriye. İçerideki gündem maddeleri tahmin ediyorum siz değerli izleyicilerimizin çok daha dikkatini çekiyor. Şu anda %2 diye tabir edebileceğimiz yukarı yönde bir değişim var. BIST %'de 78 milyar TL'lik bir hacimle 9123 puandayız. BIST 30'da %2'nin üzerinde %2,40'lar civarında yukarı yönde bir değişim var. Ama güne yine damga vuran bankacılık endeksi %4'ün üzerindeki yükselişiyle 11.740 puanlarda 12.000'e doğru gidiyoruz. 10.000'leri konuştuğumuz aşamadan. Sınayi'de %1'in üzerinde yine yukarı yönde seyir var. Baktığımda ulaştırmanın %1,70'lik gerilemesini görüyorum ama burada şunun altını çizelim. Türk Hava Yolları bilançosunun etkisi ve dolar TL'de yine 32 seviyesinin hatta 31.90'ın altındayız. Euro TL'de de 34,70'lerdeyiz. 1.08'in üzerine tekrar gelen hatta 1.09'lara daha yakın euro dolar paritesiyle. Gözler altına döndü ama 2300 dolarları sabah yayında Burcu Kıratlı ile telaffuz etmiştik. Şu iki gün içerisinde oralar ziyaret edildi ama %1'e yakınlık %1 kadar olmasa da bir düşüşle ons altın 285 dolarda ve gram altında 2350'leri telaffuz ettiğimiz noktada dolardaki düşüşle bu kez 2342 TL'lere geldi. Tabii ki onstaki düşüşün de burada etkisi var ve sürpriz aslında gümüş 27 doların üzerini görmüştük 26,90 dolarda ama ikisinin de değerli izleyicilerimiz yılbaşından itibaren yukarı yöndeki hareketlikteki yüzdeleri altında ons altında %11 gümüşte %13 bunun altını çizelim son dönemdeki hareketliklerini anlamak adına günlükteki düşüşe rağmen. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %43,48 seviyesinde. 10 yıllık gösterge tahvilimiz %26,75'te. CDS'imiz tıpkı kurdaki hareketliliğe benzer, aşağı yönlü hareketliliğe benzer 300'ün altına geldi. Zaten seçim sonrasında
tabii 300'lere gelmiştik. Biraz oradan yükselir gibi oldu ama şu an itibariyle, bugün itibariyle 300'ün altında. Brent petrol 89 doların, WTI Amerikan tipi ham petrolde 85 doların üzerinde. Bitcoin'de bir miktarlık toparlanma var. Günlük değişimi %1'in üzerinde bir yukarı yönde hareket var. 66.500 dolarlara yakınız. ABD 10 yılları %4,40'a yakın seyretmeyi sürdürüyor. %4,36'nın üzerine, hatta %4,37 diyebiliriz buna. Spot dolar endeksi de biraz geri çekilmiş vaziyette ama 104'ün üzerinde, 104,15 seviyesinde ve toparlamanın ardından şimdi bir reklama gidelim. Reklamın ardından Denizbank Baş Ekonomisti Serhan Salman bizlerle olacak. Bekleriz. Akıl para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Benim de zamanında siz her konuk olduğunuzu hatırlatıyorum ama beraber çalışma şansına sahip olduğum Denizbank Baş Ekonomisti Serhan Salman stüdyomuzda. Serhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi çok fazla konu var. Senin özellikle ifade edeceklerinin seyircilerimizin ekseninde çok daha böyle dikkatle dinleneceği kısma geçeceğim ama dün biz enflasyon meclisini karşıladık. Çokça şeyi konuşuyoruz. Zaten geçtiğimiz Haziran öncesi ve sonrasında izlenen politikalar, enflasyonda kat edilebilen mesafe vesaire, bunun gibi detayları hep ele alıyoruz ama sen dün veriye baktın, artık ilk çeyreği de geride bırakmış olduk. Evet. İlk olarak nelere dikkat ettin? Şimdi burada enflasyonda bir yapışkanlık var. Dolayısıyla bu nerede geliyor? Hizmetler sektöründe ağırlıklı olarak görünüyor. Ben tabii yıllık bazdaki enflasyona da bakmak lazım. İşte eğitim %100'ü geçmiş fiyatlamada. İşte %80'de ulaşım var, şey var. Lokanta, oteller %90'larda. Yani hani çıktık dışarıya gezeceğiz. Şimdi yıllık enflasyonda oraya geldik. Şimdi bizim beklentimiz neydi? 3,5'tu Mart ayı için. 3,20 geldi. Çok kopuk bir rakamla karşılaşmadık. Ama şimdi niye oldu bu? 1, 2, 3, Ocak, Şubat, Mart üst üste koyduğumuz işte 6,7, 4,5 bir de 3,2. Şimdi kabaca bir %15 civarında bir enflasyondan bahsediyoruz. Merkez Bankamızın yıl sonu hedefi 36. İşte düşelim. Geriye bir şey kalmıyor. Yani hani bu dönemde daha yavaş gidecek bir enflasyon. Tabii enflasyon hesabı da böyle bu rakamlar üst üste koyarak olmuyor. Çünkü orada da yine bizim şeyde yaptığımız gibi, faizde belki birazdan konuşuruz. Toplam getiriyi, yani aldığınız üstüne bindi, bunun üzerine bir büyümeyi biz hesaplıyoruz. Dolayısıyla birikimli büyümeye baktığımızda hani 18, yani ilk 3 ayda 15, ondan sonraki aylarda 18-19 civarında bir enflasyon çok olası mıdır? Biraz bunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ilk beklentim şu, evet şimdi bu Ocak ayında bekliyorduk yüksek bir enflasyon, ilk çeyrekte yüksek bir enflasyon bekliyorduk. Bunlar daha çok ağırlıklı olarak hizmet sektöründeki yapışkanlığa bu iş sirayet etmezse oradan belki enflasyonda bir yavaşlama oluyorduk. Etti maalesef. Geçen programlarda da sanırım konuştuk bunu, tabii, bu hizmet enflasyonu tarafını. Şimdi burayı kırmak çok zor olacak. En azından bu ilk 3 ay bana onu gösterdi. Yani hizmet tarafı için biraz daha zamana ihtiyaç var. Biraz daha sert gidilmesi lazım ki onun için ek önlemlerinde geleceğini tahmin ediyoruz harcamalar tarafında. Peki önümüzdeki dönem nasıl gider? Herhalde bu Mart ayında gördüğümüz rakamlara benzer rakamlar, işte Mayıs'ta, Haziran'da, Haziran'a kadar da görmeye devam ederiz. Nisan, Mayıs'ta da görmeye devam ederiz belki. Tepe noktasında 74-75'e giden bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi eğer enflasyon orada, bizim faizimiz de nerede? %50'de aslında, hani 53 diyelim, bir 300 bas puanda biliyorsun uygulama var ki TLRF şeylerde 52'ler, 52-30'lardan falan geçiyor. Burada insanlar yani hala faizi yetersiz görür mü? Çünkü Türk halkına şunu anlatamadık henüz. Bence bunu çok konuşmak lazım. Ya burada %50 bir mevduat faizi var. Bu %50 mevduat faizi, işte 100 liran var. Bu 100 liraya %50 ile bir sene sonra bu 150 lira olmayacak. Daha fazla olacak. Çünkü bu faizini alıyor üzerine. Dolayısıyla bu faizin üzerinde biriken, yani 100 liran 104 lira oluyor. Sonra 104 liran üzerinden işte bir rakam üzerine birikiyor. Dolayısıyla %60'ların üzerine giden bir faizden bahsediyoruz. Mevduat için, TL mevduata dönen insanlar için. Şimdi bu neye tekabül eder?
yıl sonuna baktığımızda. Şimdi az önce Merkez Bankası 36 dedik. Belki hedeflerini şimdi bu Mayıs toplantısında 9 Mayıs'ta biraz daha yukarıya revize ederler. Ve etmeleri de gerekir açıkçası. Bizim ankette de öyle oldu bu arada. Tepe noktasıyla sene sonu tahminleri biraz yukarı doğru gitmiştir. Yukarı gitmiştir. Yani 38-39'da bir yer söylerse işte üst limitte de o 43-44'e götürürse daha piyasaya yaklaşmış olur anladığım kadarıyla. Oraya doğru giderler. Şimdi 44 civarında bile desen enflasyona 45 bile desen sonraki dönemde de yani 12 aylık düzene baktığımızda 12 ay üzerinden sonra bu enflasyon 40'lara doğru gidecek ilk çeyrekte eğer 2025'te işler beklendiği gibi giderse %60'ta giden bir faizden bahsediyoruz. 60'ın üzerinde gidecek bir getiriden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir reel getiri söz konusu. Bunu ileri vadede bu getirinin olacağını insanlara anlatmak lazım. İnsanlar ellerine geçen paranın bir kısmını ben tasarruf edeyim ya enflasyon da çok yukarıda bu hemen harcayayım bunu demelerine çok gerek yok şu görüntüde. Biraz daha pozitif olmak lazım. Çünkü TL getiride de onlara enflasyonun üzerinde zaman içerisinde bir getiri sağlayacak bir ortam oluştu diye düşünüyorum. Yalnız işte bu Haziran'a kadarki süreç biraz sancılı. Yani orada hali hazırda enflasyonun ister istemez matematiksel sebeplerle işte korda 3'lere gelmişse oralarda devam edecek yani çekirdek enflasyonda 3'lere devam edecek bir rakam varken yine de 75'e doğru hareketlenecek olması insanları tedirgin edecektir. Burayı iyi yönetmek lazım. Özellikle orada Merkez Bankası'nın işi zor. Diğer tarafta ücret artışları. Yani Ocak ayında beklenenin üzerinde bana sorarsan bir ücret artışı yapısı oluştu. Oraya gidince de insanlar da enflasyondan korkunca çok hızlı bir harcama trendi geldi. Yani burada araya gireceğim. Bugünkü enflasyonla ilgili tespitlerde de iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarının maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırır diye bir ibare var. Bunu o tarafla ilişkilendirmeli miyiz? Elbette ki. Yani burada ne olur? İşte mesela kredi kartı düzenlemesi konuşuluyor piyasada. Olacak mı olacak mı göreceğiz ama belki hani seçimden sonra bir kredi kartlarına taksit kısıtları gelirse o hızlıca bu beyaz eşya tarafında etkileyecekti. Yani buralarda belki yani nasıl şöyle değerlendirelim. Televizyon alacaksınız 50 bin lira. Şimdi bunu 5 taksit size yapıyorsa 10 bin nasılsa bir şekil öderim diyorsunuz. Ama televizyona bir anda 50 bin lira ödemek. Eğer taksit ortadan kalkarsa evet çok şey değil. O zaman ya zaten bunu ödemeyeyim tutayım diyebilirsiniz. Yani bir şey değişikliğine, bakış açısı değişikliğine sağlayabilir belki bu kredi kartı düzenlemesi. Bununla bir hareket alanı kazanılabilir. Bu denenebilir. Kredilerde genel olarak tabii bir şey var. Yavaş gitme mecburiyeti var. Bu çünkü piyasada ciddi bir para oldu, oluştu. Nereden geldi bu para? Birçok sebebi var. Yani hem bu konuştuğumuz gibi bireysel tarafta gelen zamlar, bunların üzerine biriken rakamlar hem de geçmiş dönemdeki düşük faiz döneminde ciddi şekilde parasını bollaştırabilen yani krediye ulaşıp da o düşük faizle parasını bollaştırabilen firmalar oldu. Belki KOBİ'ler oldu. Onlarda da bir para var. Yani bu paranın biraz çekilmesi lazım piyasadan. Parayla mal hani eşitlenecekleriz ya enflasyonda biraz oraya doğru gitmemiz lazım. Bunu kısıtları bankalar üzerinden yapılmaya çalışılıyor ama bankada da şöyle bir handikap söz konusu. Şimdi biz mevduat faizlerini politika faiziyle beraber ancak yukarı doğru zorla itmeye çalışıyoruz. Çünkü bankalara büyümeyin diyoruz açıkça. İşte ayda %2 ne dedik enflasyonda işte 45'leri falan görürsek dedik veya 40'ın üzerinde enflasyonları görürsek dedik. O zaman 2 ile çarpalım en basitinden yani 25-26 %1 kredi büyümesi konuşuyoruz. Enflasyonun altında bir kredi büyümesinden bahsediyoruz. Yani bankalar aslında totalde kredi tarafında bir küçülme beklense. Banka küçülüyorsa ve kredi de veremeyecekse mevduatı ne yapsın? Ciddi de bir yurt dışı fonlama oldu son dönemde izledik. Şirketlerin hem borç çevirme oranları hem bankaların borç çevirme oranları ciddi. Yani bu tabii pozitif, güzel bir şey. Borç verenler güvenmişler, daha fazla para getirmişler. Bunu pozitif taraftan bakmak lazım. Ama hani oradan da bir ciddi bir kaynak alımı oldu içeriye. Şimdi mevduatı bu zorluyor. Yani bunu değiştirmek lazım. Çözülmesi gereken bir problem daha kur korumalılar. Hani verileri de bugün karşıladık zaten. Sen konuşurken az önce rejimiz verdi ekrana. Evet, biraz bir oradaki o yavaşlamayı nasıl kıracağız? Yani insanlar şöyle düşünüyorlarsa eğer, ya benim işte kur korumalı da zaten belli bir faizim var. İşte diyelim ki burada bir 40 civarında bir şey elde edebiliyorlarsa bankadan belli de bir primleri falan var yapıların içerisinde. Öyle baktığında ya param işte dolar karşılığında dursun %5-10 için TL'ye geçmeyeyim modundalarsa bunu da kırmak gerekecek. Yani orada da bir yapısal değişiklik var.
Tabii lafı geldi, lafı açıyor. Kur korumalılarda şöyle de bir durum var. Şimdi biz 125 milyardan buraya indik. Bir 50-55 milyarlık bir ara açıldı, olan alan açıldı. Şimdi bu adamları da alıştırdık biz. Yani tamam bıraktılar, TL mevduata geçtiler ama işte kur korumalı mevduatı aldılar, döviz mevduatı tutmanın bir avantajını bu dönemde kendilerince yaşanan ekonomik problemlerle belki ilintili olarak gördüler. Hani bunların da yine TL mevduatta korunabiliyor. Geri tekrar oraya dönmez olması da lazım. Orada da bir tehlikeli bir rakam var. Hepsini bir arada işte izlediğimizde henüz iç talepte de bir istediğimiz o yavaşlamayı görmediğimizde biraz daha enflasyondaki bu kalıcılığın, hizmet enflasyonundaki şeyin, katılım, enflasyon tarafını toparlamak gerekirse katılım bir süre daha devam edecek, kırılmasını zaman alacağını görüyoruz. Ne zaman kırılır diye beklersen, bana sorarsan ya artık biz hani yılın ikinci çeyreği de değil de üçüncü çeyreğinde bunun etkilerini daha net görmeye başlarız diye düşünüyorum. Valla Selen abi işte bugün göz atabildim mi bilmiyorum. TÜİK ilk kez bu veriyi yayınladı. Dezavantajların kuşaklar arası aktarımı diye. Yani meali bizim web sitemizde açıkçası görüldüğü üzere hem zengin hem yoksul artmış. Sen işte diyorsun hani enflasyonun üzerindeki teorik anlamda ücret tarafından gelen etkiyi, öte yandan da KKM tarafında diyorsun ki adamın alıştığı bir şey var, o döngünün de bozulmamasını istiyor. Tuhaf bir şu anda tema var. Peki sen kredi ve mevduata da giriş yapmışken işte KKM'yi de konuştuk. Şunu da sormak isterim. Şimdi konuştuğumuzda işveren tarafına da baktığımızda, işte kurumsal tarafa baktığımızda da finansmana erişimle ilgili geçen senenin Haziran öncesinden itibaren olan şikayetler aynı türde olmasa bile devam ediyor. Hı hı. Öte yandan yine işte bireysel anlamda finansmana erişim konusunda faizlerin aslında şu anki politik motifin içinde de çok dinamiklerinin olduğunu konuşuyoruz geçen pazar gününden beri. Mevduat tarafına baktığımız zaman da öyle ya da böyle insanların ellerinde avuçlarında bir şey varsa da bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Banka gözüyle bakarsan ben hep derim hani banka araştırma birimi farklıdır. Sizin şu anda en böyle sıcak maddeleriniz, gözlemleriniz kredi mevduat koşullarında neler? Yani biz artık şu noktada enflasyonda bu katılık böyle devam ederken kredilerde böyle bir genişleme şeyini beklemeyelim önümüzdeki dönem. Yani bu koşullar zor, bu koşullar daha da zorlaşacaktır. Yani aşağı yukarı bu baştan görünüyor. Baştan onu bir söyleyelim. Evet, yani kredi tarafını baştan bir şey yapalım. Burada tabii özellikle yani KİBİ'lerimiz tarafından ya da işte küçük orta boy işletmelerimiz açısından konuyu değerlendirdiğimizde bunların finansmanla ilgili sıkıntıları var. Bir de yıllardır alıştıkları bir yapı var Çağlar. Asıl beni endişelendiren tarafı, alıştıkları yapı ne? Şimdi işte mal alıyor, mal satıyor veya mal üretiyor, mal satıyor küçük çapta. Belki bir miktar ihracatı var işte. Şimdi bu firmalar açısından belki faizden çekinceleri var, faizle işi yok. Ne yapıyordu? Eline geçen parayı işte dolara çeviriyordu veya altına çeviriyordu. Böyle bir yapının içerisindeydi. Şimdi ve finansman yapısında bunun çevresine kurgulamıştı bu firmalarımız. Bu bildiği bir konu. Yani bunu yapıyordu ve bundan pek sıkıntı da yaşamıyordu. Şimdi şöyle bir sürece girecekler. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde TL getirisi, efendim dolar getirisinin üzerinde olacaksa eğer ve eğer dolarda enflasyonun bir miktar altında kalacaksa ki Merkez Bankamız hani raporlarında ve açıklamalarında çok fazla dikkat edersen TL'nin reel değerlenmesini kastediyor. Belki onu bir açalım. Ne demek istiyor TL'nin reel değerlenmesini? Kabaca yani hani hesaplara takılmasınlar rakamları ama işte TL enflasyon %50 giderken veya %40 giderken dolar %30 gidecek, 35 gidecek demeye çalışıyor. Yani enflasyonun altında kalırsınız bak ileri vadede demeye çalışıyor. Bunu anlamak lazım. Bu da bu firmalara neyi anlatacak? Ya benim elimdeki para da erimeye başladı problemini yaratacak. Dolayısıyla bunu yönetmeleri için buraya dikkat etmelerini ben işaret ediyorum. Yani finansman tarafında bir krediyle ilgili bir problemimiz var. İki artık döviz getirileri TL getirilerinin altında bir şey, onu da demeyeyim enflasyonun altında belki bir rakamlara tekabül edecek. Eski ezberleri biraz değiştirmek gerekiyor değişen koşullar sonrasında. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani o yüzden ne yapacak? İç piyasada da bir eğer bu kredi koşulları böyle giderse bir yavaşlama olacaksa önümüzdeki dönemde mal satışlarında veya üretimlerde de bir yavaşlamayı konuşuyor olabiliriz. Böyle bir olayda. Hani bu yabancılar diyor ya hard landing mi soft landing mi böyle İngilizce kelimeler kullanıyor. Burada bahsettiği yani
bu ekonomi yavaş yavaş mı şey yapacak, hızını frene basacak, yoksa çok sert şekilde mi frene basacak? Biz bunu şimdi daha öngöremiyoruz neyle karşılaşacağımızı, ama yani burada bir frene basmanın söz konusu olacağını da anlıyoruz önümüzdeki dönemde. Yönetilmesi zor bir süreç. Maaş zamlarını aldıktan sonra da özellikle tabii bir anda işte o dolar kuru, işte enflasyondaki artış, asgari ücretler mesela 17 bin liralara geldi değil mi? Devlet memurlarındaki maaşlar belli daha yukarıdaki yerlere getirildi. Bu da ciddi bir maliyet de yarattı firmalar için. Özellikle hizmet sektörü tarafındaki katılığın bir yapısı da bu olabilir. Aslında firmalar belki de şunu bilemediler. Yani çok fazla harcamam var diye düşünmeye başladılar. Çünkü her aldıkları malda enflasyon var. Hem ücretlerde bir ciddi bir artış var. Ben bunu satamazsam ne olur diye korktular. Ve o yüzden de fiyatı daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı, daha hızlı götürdüler. Şimdi bu dönüşümü de yani, bu çünkü uzun süredir de enflasyon vardı ama bu boyutta yaşamadığımız için bunu yönetip de buna alışmakta da, adapte olmakta bir süreç. Onu da daha henüz üstümüzden atamadılar. Birçok zorlukla karşı karşıya kalabiliriz. Bir, dediğim gibi, finansman tarafına dikkat edecekler. Mümkün olduğu kadar daha likit kalmaya özen göstermeleri bence önümüzdeki dönem onlar için en sağlıklı şey olur, yapı olur. TL varlıkları kendilerine kullanmaları, getirileri açısından, o likiditelerini yönetmeleri açısından daha kolaylık olur diye düşünüyorum. Peki Seren abi, son 9 dakikada da biraz dünyayı konuşalım. Tam bu senin söylediğin konuya benzer olarak Wall Street'te bugün bir makale vardı. Kurumu hatırlamıyorum ama bir kamuoyu araştırmasında Amerikalıların %74'ü rakamlar, işte önümüze düşen veriler bir yana, biz bu anlatılandan çok daha kötü bir ekonomi olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon işte %3'lere kadar geldi ama biz öyle hissetmiyoruz vesaire vesaire. Evet. Ve bir asimetriden bahsediyor. Bunun sonunda da yazar, yani niye olması lazım, diyor ki bu diyor Biden'a diyor kaybettirebilir. Şimdi senden politik bir yorum beklemiyorum ama işte biz mesela enflasyonda atalet vesaire gibi şeyleri konuşuyoruz. Dünyada da enflasyon ve diğer bir takım makro datalarla ilgili bizim konuştuğumuzun haricinde bir de vibe kelimesini kullanmışlar orada. Hissiyat var. Evet, bu noktada Amerika'ya, dünyaya baktığın zaman işte rakamlar ve bu işte vibe'lar, dünya ekonomisiyle ilgili soft landing biz konuşuyoruz ama halk pek o taraflarda değil mi anlamalıyız, ne anlamalıyız? Ya aslında burada Türkiye ile bir benzerlik var, biliyor musun? Neyi konuşuyoruz? İşte az önce dedim ya, işte eğitim fiyatları daha yukarıda, lokanta fiyatları, gıda fiyatları, bunlara baktığımız zaman daha yukarıda. Dolayısıyla bizim günlük hayatımızı etkileyen rakamlar daha yukarıda bir enflasyonla seyrettiği için bizim halkımızda da benzer bir şey var. Yok canım diyorlar, böyle enflasyon rakamı mı olur? Hani benzer bir durum aslında şeydeki. Halbuki orada ölçümde bir sıkıntı yok bana sorarsan. Ama bunu hissedilen tarafında, yani halkın bakış açısı. Çünkü onlar da yaşadılar. Bir de şunları gördü herkes. Bizdeki gibi bir kontrollü, bir daha bu kadar kontrollü demeyelim, bir efendim pompa fiyatı olmadığı için benzinde, mazotta bir anda işte galon fiyatının 4 dolar 5 dolar böyle değişik yerlere gidip geri geldiğini, bunlar da hani belki adam onu bilmez ki, işte bu arkasında Ukrayna problemi oldu, işte yok efendim İran'la sıkıntısı var, yok Suudi Arabistan'a işte drone saldırısı var, hani bunları bilmez o vatandaş, normal vatandaş, yani burada da bilmez yani, bu bizler takip edeceğiz bu detayda. Ama o neyi biliyor? Oradaki şey, fiyatı bakıyor benzinliğe girmeden önce, onu görüyor. Veya işte gittiği zaman restoranda önüne gelen resipte bakıyor. O ne ödeyeceğini orada bakıyor, faturasına. Dolayısıyla daha yukarıda hissediyor olabilirler. Ama bu burada ölçümleme bir yere gelmiş. Yalnız bu şu demek değil. Yani bence de şu anda enflasyon bir yere geldi ama 3'lere geldi diyelim. Efendim, onların bir de özel tüketim harcamalarını ölçtükleri ayrı bir enflasyon rakamı var ki Fed için daha önemli, bir rakam. O da bunun daha altında bir yerde setledi ama burada sanki böyle bir katılaştı. Bir. İkincisi şey piyasası, özellikle istihdam piyasasında o beklendiği boyutta bir zayıflama gelmedi. Anladım. İşte o yumuşak geçiş, o soft landing dedikleri yapı da orada çok oluşmadı. Dolayısıyla o katılık enflasyonda böyle süre gelebilir. Bu da Fed'i zorlayabilir.
önümüzdeki dönemde. Şimdi Fed şunu yapmak isteyecektir. Ya yani mutlaka bir faiz indirimine bir an evvel başlamak tabii ki ister. Yani kim istemez? Hani bizim için de aynı şey söz konusu değil mi? Ama şartlar bunu getirecek mi? Ne demek istiyorum? Önümüzdeki dönem bir bakalım 1, 2, 3. aylar ki daha önce konuştuk. Hani 6. aydan önce bu faiz indirimi çok mümkün değil'i de konuştuk. Evet. Değil mi? Burada 5.25'e gidecek bu Fed faizleri bunu da konuştuk. Ve gitti. O da oraya doğru gidiyor. Hani bu biraz gözlem açısından baktığımızda piyasa artık hani Mart'ı, Nisan'ı, Mayıs'ı falan unuttu bu şeyde faizin inmesi. Çaktırmadan unutuyor ama. Evet. Yani yükseliyor oralara. Sonra bir anda o böyle geriye çekilmeye başlıyor. Şimdi Haziran'ı konuşmaya başladık. Acaba Haziran, Temmuz şeye gidecek mi? Daha ileriki aylara gidecek mi? Onu konuşuyoruz. O da nereden konuşuyoruz? Aslında 5.25'teyken işte yine burada bir 3 faiz. Diyelim ki şey enflasyon üçgen 5.25'te faiz var. Arada bir 2.25 var. Diyorlar ki ya bu kadara gerek yok. Hani biraz daha aşağıya çeksen de bu enflasyon. Çünkü onu da kim sıkıştırıyor? Bir mortgage piyasasına bakmak lazım. Ondan sonra orada ciddi bir bizde çok olmayan ama onlarda olan bu öğrencilerin kredilendirme süreçleri var ki düşük ücretle işe başlayıp sonra bu kredileri ödemek. Onun yüzünden üniversiteye gitmeyi düşünmeyenler arttı Amerika'da. Yani. Böyle bir dünya var. Hani bu tip topluma yansıyan tarafları olduğu için bir an evvel toplumu rahatlatmak adına da şey yapacak. Yani mümkün olduğu kadar erken bu faiz indirimine başlamak istiyor ama bir şeyi de tekrarlıyor. Diyor ki ben veri odaklı gideceğim. Veri de şu anda tıkandı yani bu uçlar. Biraz daha bir aşağıya bize bir göstersin. Yönü oraya gitsin. Ondan sonra başlayacaktır. Bu da neyle ilintili? İşte altın fiyatları bugün geldiğimiz yerde. İşte 2300 doları biraz önce herhalde değil mi? Değdi mi 2300? İki gün içerisinde değdi. Şu an 2286 dolarda var. 2300 yani. Evet buraya geldi ki bir şeyden Covid öncesi beklentiler daha o zaman deniyordu 2500 olur. 3000'leri konuşanlar vardı. Hatta Goldman'dı bir tanesi. Öyle rakamlar vardı. Şimdi daha 2300'deyiz. Yani hareketlendi ama burada da bir gidecek yol olduğunu herhalde görüyoruz. Bu da şeyle bağlantılı işte bu Amerika'nın aslında Fed'in bu faiz indirimlerine kadar erken başlayacağıyla. Erken başlarsa da bu az önce konuştuğun şikayetler artmaya başlar. Çünkü bu %3'lerdeki enflasyon katılığının ki hissedilen enflasyonda belki daha yukarıda daha uzun süre devam etmesine sebep olabilir. İşte Fed'in çıkmazı hep aynı şeyi konuşuyoruz. Faizi arttıralım. Faiz bir yerde ihtiyacımız olduğu yere kadar gider. Orada artık enflasyonu kırar. O kırdığı noktadan sonra enflasyonda düşüş görürüz. Bu bir trendtir. Bunu güzel, bunu izledik. Faizi indirmek daha zor aslında. Yani indirmek istememize rağmen yani faizi çıkartmak istemiyoruz ama faizi de indirmek istiyoruz. Böyle de bir dilema var. Ama indirmek istemememize rağmen faizi indirmek çok zor. Çünkü o yapının düzelmiş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunu görüyor muyuz? Açıkçası ben daha şu anki veri de görmüyorum. Yani bu Haziran tamam herkes fiyatladı. Belki Haziran'da gelir. Sonra gerisi gelecek mi? Yani bir 25 yaptı diyelim. Hani bizim ne bekliyor piyasa? Şimdi 75 bekliyor. Şundan şaşırmayalım yani. Bizim seninle beraber olduğumuz 2015 yıl sonuna çok benziyor bu. Aralık'ta başlatacak mı şeyi çok önemli hale gelmişti. Bir tane yaptı o Aralık'ta işte. Sanki böyle her şey çözülmüş gibi hissedildi ama ardından o kadar da aslında o şeyin ilk adımın çok önemli olmadığı ortaya çıktı. Son iki dakika Serkan abi. Bu arada eğlenceli bir başlık. Geçen yıl bir araştırma FT'de çıkan ben işte şu kadar emekli olurum sorusuna verilen yanıt 1,5 milyon dolara çıkmış. Geçtiğimiz yıla göre %16 yükselmiş. Amerika'daki enflasyon oranı hani kaça emekli olursunuz sorusuna verilen yanıttaki tavan, özür dilerim medyan %16 yükselmiş. İki dakikada şeyi soracağım. Bu kadar işte Fed eksenli gittik ama dünyada yine hengameyi konuştuğumuz ABD'de seçimlerin olduğu bir yılda Türkiye'yi özellikle konumlandırdığımızda içeride izlenen politika işte dışarıdan bizim ilgi çekmeye çalışmamız vesaire nerede konumlandırmalıyız? Bu yılın sana göre özeti ne olacak? Ya burada aslında biz çok Amerika gerçekten fazla konuşuyoruz. Burada Avrupa'ya bakmamız lazım. Çünkü bizim asıl ihracat pazarımız orası. Bu ve buraya bir %60 civarında bir ihracatımız söz konusu. Şimdi orada da bir yavaşlama var. Aslında biz Amerika'yı konuşuyoruz ama belki faiz indirimleri daha erken Avrupa Birliği'nde başlayabilir. Çünkü onlar o enflasyondaki bel kırılma şeyi verileri daha orada net görünüyor. Umarım orada o piyasa biraz daha açılır. Bir belki çok önemli konu, iki dakikaya sığmayacak ama hem Avrupa Birliği ihracatımızı arttırmamız açısından ki hala en büyük pazardır yine globalde de baktığımızda çok önemli pazar bu kadar da yakınken. Bir de bu sürdürülebilir
sürdürülebilirlik ve küresel ısınma... Ki sen ona hep dikkat çektin. Son evet, buna da uyum gösterirsek Türkiye'nin avantajı burada yatıyor bana sorarsan. Yani hem ihracat önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'ndeki bir toparlanmayla artma ihtimali var. Oraya biraz daha fazla ihracat yapma ihtimalimiz var. Hem de bu sürdürülebilir yapılara uyarsak diğer ülkeleri ekarte etme imkanımız var. Ne demek istiyorum? Çünkü bu yapıya uyamayan ülkeler Avrupa'ya artık o şeyi gösteremeyecekler. İhracatı veya o şeyi. Çünkü ülkenin içerisindeki bütün adımları tek tek takip ederek nerede sen ne kadar karbon izi, ayak izi ürettin, bunları üst üste topluyor. Aa, bu rakama geliyorsam ben sana vergi koyarım kapımda diyor. Dolayısıyla o ülkeleri zorlayacak. Biz buna adapte olursak bir avantajı ben orada görüyorum. Önümüzdeki dönem zaten KOBİ'lerimiz için de ihracat pazarına yoğunlaşmak en önemli konu olmalı. Belki döviz getirilerini çok beklemiyoruz ama hani piyasalarda bir yavaşlama bekliyorsak hani alternatifimiz nedir? Mecburen ihracatı zorlayacak, yeni evet. pazarları arayacak bir durumda olmamız gerekiyor. Yani Hindistan'la ilgili bile bu kadar o iyi çocuk şeyin içerisine en büyük yükselen şeyler bunlar. Sen benden daha iyi biliyorsun zaten, KOBİ gittin geçtiğimiz yılın evet. sonunda. Onları da bir başka programda derinlemesine ele alırız. Denizbank Baş Ekonomisti Serhan Salman bizlerleydi. Serhan abi ayağına ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar diliyorum. Ben de dileyim. Serhan abi benden önce dedi. Çünkü ben yarın ve haftaya pazartesi salı bir aksilik olmazsa olmayacağım ekranlarda. Bayram ardına hepimizin ağzının tadıyla buluşmak ümidiyle diyelim. Herkese özellikle hak edenlere güzel bir bayram diyelim. Hoşçakalın.